seçim ikinci tura kaldı. Sakin sakin konuşalım. Ne düşünüyorsunuz? Kızım inşallah memleket için hayırlı olacak. İnşallah. Bu vatana, bu millete hizmet yapanlara hep birlikte sahip çıkacağız. İktidara devam diyeceğiz. Şimdi bu seçim ikinci tura kaldı biliyorsunuz. Sizce ilk turda bitmeli miydi? İkinci tura kalmasını bekliyor muydu? Demek böyle de olabilir. İkinci turda inşallah tamamlanacak. AK Parti seçmeni şey diyor, biz ikinci tura kalacağını beklemiyorduk. İlk turda biterdi diyorlar. Olabilir. Şimdi kaybı en iyi bilen Allah'tır. Biz şimdi kayba bir şey diyemez. Bana da çoğu dedi. Hacı abi ne diyorsun dedi. %50 olabilir dedim. Onun üstünde bilemem dedi. Dediğimde çıktı. İkinci tura kaldı evladım. İnşallah iyi olacak ikinci turda. Yola devam. İktidara sahip çıkacağız. Peki, Tayyip Bey'e sahip çıkacağız. Farz edelim ki bu seçimi CHP kazandı. Vatandaşı nasıl bir hikaye bekliyor? Vallahi vatandaşı hikaye bekleyeceği Türkiye'yi batıracak. Başka bir batıracak. Çünkü geçmişleri belli bunlar. Türkiye'yi batıracak. Alacak borcu. Bunların yaptığı 80 yıl, ben 74 yaşındayım. 80 yıl emperyalistten aldılar paraları, borçlandırdılar. Milletin hür iradesini de katlettiler, saygı göstermediler. 10 senede bir darbe, silahla yönettiler ve memleketin ağzına tükürdüler. Memleketi geri bıraktılar. Şu 80 senelik şu zaman israfının hesabını geçmiştekiler nasıl hesap verecek ben orayı düşünüyorum. Yürü be dayı! Bravo! Çünkü nasıl nimetin israfı vardır, zamanın israfı da vardır. Çok büyük bir bu israftır. 80 yıl şu memleketi israf yaptılar. Onun hesabını nasıl verecekler? 80 sene önce, 50 sene önce şu Marmaraylar, köprüler, tüneller, hastaneler yapması lazımdı. Bu 80 yıl bu milletin zamanını, Türkiye'nin bu zamanını israf yapanlar öbür tarafta nasıl hesap verecek? Allah onlara doğru yola gelmeyi nasip etsin. Amin. Allah hala bu milletin, bu milletin hür iradesine saygısızlıktan başka bir şey yapmaz bunlar. Şu iktidar geleli milletin hür iradesine saygılı ve ne dedi? Önce Allah'a dediğini yapacağız. Sonra milletin hizmetine, millet ne diye onu yapacağız. Bravo! Allah'a fırsat vermesin. Türkiye'ye eğer bu iktidar giderse bu milletten Ayasofya da hesap sorar. Çamlıca Camisi de hesap sorar. Hele 15 Temmuz var ya, bu iktidar elden giderse 15 Temmuz'un o şehitlerin, gazilerin öbür tarafta bu 85 milyonun hepimizin yakasından kapar. Süleyman Hanım diye bir şey sorabilir miyim? Onun için yola devam. Süleyman Hanım bir şey sorabilir miyim? Sor yavrum. Gençlerden Süleyman amcaya sorular. Buyurunuz. Şimdi Süleyman amca FETÖ diyorsun burada, 15 Temmuz diyorsun. 15 Temmuz'u bu kadar sızdıran, 15 Temmuz'da başa gelen bu hükümet değil mi? Soru soruyorum sana. 15 Temmuz'da Bekir Bozdağ çıktı mecliste, Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği bir değerdir demedi mi? Bu adamın spor organizasyonları oynatılmadı mı? Ben onu Süleyman amca bilmiyorum. Bunun hakkında ne düşünüyorsun yani? Ya ben şunu bilirim. 15 Temmuz'da bu millete darbe yapıp silah çeken, tamam, F-16'ları üstüne şey yapan, bu milletin yine bu iktidarı yıkıp aynı o zihniyet gelmek istiyor. Allah onlara fırsat vermesin. Süleyman amca ben de sana şunu söylemek onlara istiyorum. Fırsat vermesin. Süleyman amca da dedi ya, ben çok bilgim yok. Üniversite bile okumadım. Ama işte onlarla Süleyman amca gencimizin sorusunu sana anlayacağın dilden sorayım. Diyor ki 15 Temmuz'un pürünleri bunlar bugün Türkiye'nin yönetimini ele geçirmek. Sakın. 17-25 aralığı bir soru. Sakın. Ayasofya bak yüzümüze tükürüyor bir tarafta. Fatih Sultan Mehmet. Bravo. Fatih Sultan Mehmet yakamızdan kapar yine, beddua eder bize. Ayasofya'yı eğer açanları, bu iktidarı indirirse bu millet, tekrar Ayasofya'yı açmaya çalışan o İngiliz tohumları, o Bizans'tan gelen tohumla tekrar orayı müziğe çevirirse le bak hepimizin Fatih Sultan Mehmet yine beddua eder bize. Yürü be. Süleyman amcam, şimdi sen yaşlısın, yaşamış görmüş insansın. Sence Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Elini vicdanına koy, söyle bizlere. Türkiye'nin en büyük problemini çözdü bu iktidar 20 yıl. Neydi, neyi çözdü? Her şeyi çözdü. Şu an sence, şu an günümüzde en büyük problemi nedir Türkiye'nin? En büyük sanayileri vardı. Her şey. Bugün her şeyi çözdü. Niye? Onlar özel sistem. Müdahale edin. Bak, anlatsın bak. Kızım, bak. Gerçek özgürlüğü 22 yıldır bu iktidar Türkiye'ye yaşadı ya, gerçek laiklik de bu iktidar uyguluyor. Peki bir şey soracağım. Geçmişteki o laiklik dedikleri alçakla, laiklığın tam sahtekarlarıydı, tam yalancılarıydı, tam dalavere alçaklarıydı.
Çünkü laiklik, esas laikliği uygulayan 21 yıldır bu iktidar, bu 2002 önceki alçakla daha hala o ittifakla, şu iktidardan, şu alçak diyorum, şu iktidardan gerçek laikliği milletin, bir de şu milletin özgürlüğünü birleştirmesini şunla, şu iktidardan öğrenemediler. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Ben seninle fotoğraf çekmek istiyorum, dur fotoğraf çekelim seninle. Çek kızım. Bizim fotoğrafımızı çeksene benim telefonumdan. Kameradan çekiyorum. Kerem'cim poz ver şöyle. Herkes baksın. Hadi hep birlikte bakalım. Seçim ikinci tura kaldı, ne düşünüyorsun? Ya bir şey düşünmüyorum. Şu geldiğimiz duruma bakar mısınız ya? Yani insanlar o kadar kutuplaştı ki, yani ne gerek var bu durumlara yani? Bakın 8 milyon Kürt seçmen var değil mi? Bu 8 milyon Kürt seçmen sana oy verince vatan sevdalısı, öbür tarafa oy verince vatan haini oluyor. Bu insanlar kutuplaşıyor. Şuraya bakar mısınız ya Allah aşkına? Ya bu görüntü güzel mi? Bizim Türkiye'de birlikte beraber barış içinde yaşamamız varken, yani bu görüntüler gerçekten, yani bu ülke, bakın siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum, buradaki insan da biliyordur. Bu ülke basit kurulmadı. Bu ülke milli mücadele zamanında kuruldu be. Şehitlerimizin o kadar vebali var. Şey var yani, söylenecek söz bulamıyorum. Şu görüntü çok üzüyor. Gerçekten çok üzüyor. Yani imkansız yani. Gerçekten bizim milletimiz her şeyi hak ediyor. Gerçekten hak ediyor. Peki bu seçimi AK Parti kazanırsa siz gençlere nasıl bir senaryo bekliyorsunuz? Ya bu seçimi AK Parti kazanırsa söylediğiniz gibi, yani gençler yok. Gerçekten gençlerin biter. Gerçekten biter yani. Rica ediyorum. Devam edeceğiz. Merhabalar. Seçim ikinci tura kaldı. Ne düşünüyorsun? Ya öncelikle seçim, yani siyaset tabii herkesin kişisel düşüncesi farklı. Benim sadece dikkat çekmek istediğim bir konu var. Toplum olarak konuşmayı dahi bilmiyoruz. Yani bu A'cısı, B'cisi, C'cisi ayrıştırıyorlar bizi. Yani bu bence çok kötü bir durum. Bundan bir 3-4 ay önce yaşadığımız maalesef bir deprem felaketi var. Orada ne güzel hepimiz bir olmuştuk. Yani o parti bu parti fark etmiyor. Şu an görüyorsunuz burada. Herkes birbiriyle tartışıyor. Yani bu durum bence çok acı bir durum. Yani evet, seçimler var. Artık vatan millet için hayırlısı kimse, o gelsin başımıza. Bizi daha ileriye taşıyacak kim varsa o gelsin. Yani demek istediğim son, bunu söylemek istedim. Bu, teşekkür ederim, sağ olun. Seçim ikinci tura kaldı, ne düşünüyorsun? Vallahi seçimin ikinci tura kalması bence Recep Tayyip Erdoğan seçilecek inşallah. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Ben 40 tane şehir gezdim. Şeyden önce de, bu seçimden önce de halkın şeyini, nabzını ölçmüştüm. Şimdi CHP'liler sosyal medya çok kullanıyor ama AKP'lilerin çoğu sosyal medya kullanmadı için bunun böyle olacağını biliyordum. Yalnız şimdi ben Recep Tayyip Erdoğan'ı çok şey yapıyoruz, seçiyoruz, seviyoruz. Yalnız şimdi Adnan Oktar'ın cezaevine alınması kesinlikle İngilizlerin devletinin bir kumpasıdır. Suçsuz yere atmışlardır. Ülkede adalet yönünden adalet yoktur. Ama bizim adalet boyumuz... arayacaksak Adnan Oktar'ı da aramayalım. Teşekkür hayır, ediyoruz. Adnan Oktar'ı ben tanıdığım için. Hayır, tanıdığım için. Teşekkür ederim. Ben bu konu hakkında Adnan Oktar'ı burada konuşmak hayır, istemiyorum. Teşekkür var, ederim. Hanımefendi. Haksızlık varsa bunu Adnan Oktar'da aramayacağız. Daha çok adaletsizlikler var, merak etmeyin.